Suriye'nin İdlib bölgesinde 20'si çocuk en az 72 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal silah saldırısı sonrası Türkiye Birleşmiş Milletler'e rapor gönderdi. Raporda saldırının rejim uçakları tarafından yapıldığı ve klor gazı kullanıldığı belirtildi. Ayrıca Suriye'den getirilmiş 3 ceset üzerinde Adana'da yapılan otopsi sonucunda kimyasal silah kullanıldığı tespit edildiği açıklandı. Esad kimyasal silah kullandığı iddialarını reddediyor. Rusya'da gazların muhaliflerden yayılmış olabileceğini söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kimyasal silah kullanmakla suçladı ve Suriye liderinin kırmızı çizgiyi aştığını söyledi. 5 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu. Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına? 15 Temmuz kontrollü darbe diyen ve bu konuda elinde dosya olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iddiasını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı ısrarla darbe komisyonuna çağrılmadı. İddianameyi yazan savcı neden görevden alındı diye sordu ve bu başarısızlığa mahkum edilen bir darbe girişimi ifadelerini kullandı. Neden buna kontrollü darbe girişimi diyorsun? Ne diyeyim ben Allah aşkına? Bir hükümet darbe girişiminin ortaya çıkmasını engellerse ne diyeceğim ben ona? Her darbeden sonra darbenin olmadığı zamanlarda insanlar atıldı. Bugün kimler itibarla, saygıyla, onurla anılıyor? O gün tasfiyeye uğrayanlar. Kimler itibarsız? Onları atanlar. Mecliste darbe girişimini araştırmak için kurulan komisyonun üyesi HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 15 Temmuz'la ilgili ortada yanıtlanmayan sorular olduğunu ve bunun şüpheler oluşturduğunu söyledi. Haksızlığa eşit olarak karşı çıkmadıkça yapılan sadece kendi hakkına sahip çıkmaksa bu ikiyüzlülüktür. Sancar, ortada önemli sorular varken hükümet ve Cumhurbaşkanı kendilerini darbeye ilişkin kurdukları hikayeye kayıtsız şartsız inanmamızı bekliyorlar. Neden kabul edelim? Bu soruları aydınlatması gerekenler esas itibariyle hükümet ve ilgili devlet birimleridir diye konuştu. 15 Temmuz ihanetinin başındaki isimlerden olduğu öne sürülen AKP'li Şaban Dişli'nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli ifadesinde ilginç bilgiler verdi. Orgeneral Hulusi Akar'ı odasında gözaltına alan ekibin içinde bulunan Dişli, "Şüpheliysem Akar beni neden helikopteri aldı?" diye sordu. Dişli ayrıca ağabeyinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi için kendisine 18 Temmuz günü için randevu aldığını açıkladı. Erdoğan'a TSK'nın stratejik dönüşümü konulu briefing verecektim dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı aylardır tartışılan Adil Öksüz konusunda açıklama yaptı. Açıklamada Adil Öksüz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın F'nin içindeki elemanı olmamıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır denildi. MİT açıklamasında ayrıca Baylok'un adli delil olmadığı istihbari bir faaliyet olduğu itiraf edildi. Açıklamada istihbari çalışmalar neticesinde elde edilen Baylok'a ilişkin tespitler Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır denildi. Rıza Zarrab davasında hakim Berman, Zarrab'ın kurtulması için diplomatik çözüm arayan eski New York Belediye Başkanı Giuliani ve ABD eski Adalet Bakanlarından Michael Mukasey'in avukatlığına ikna olmadı. İki isim Zarrab'ın savunma ekibine dahil olup Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü. Hakim Berman duruşmayı 24 Nisan'a erteledi. Gerekçeli kararında ise yargılamanın doğru şekilde yapılması bu mahkemenin görevidir dedi. Almanya'da hizmet hareketine yakın oldukları iddiasıyla kişilerin fişlendiği ikinci isim listesi skandalı ortaya çıktı. Bu kez listenin DİTİB tarafından hazırlandığı iddia edildi. Die Zeit gazetesi, AKP hükümetinin Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Emily Haber'e de Almanya'daki Gülen Hareketi mensuplarına yönelik bir dosya verdiğini yazdı. Die Welt gazetesi ise Almanya'da Gülen yanlılarını ihbar etmek üzere casusluk yaptığı iddia edilen 20 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğünü yazdı. Savcılığın ayrıca MİT'e bağlı çalışan bilinmeyen kişiler hakkında da soruşturma yürüttüğü ifade edildi. Gazete bu bilgiye kaynak olarak Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in verdiği soru önergesine Alman hükümetinden gelen yanıtı gösterdi. Avusturya Dışişleri Bakanı teröristlerin 25 Nisan'da Gelibolu'da gerçekleştirilecek Anzak Anma Günü'ne saldırı yapabileceği uyarısında bulundu.
Türk yetkililerin konudan haberdar olduğunu açıkladı. Bakan, ziyaretçilere yüksek derecede temkinli olması, Ankara ve İstanbul'u ziyaret etme ihtiyaçlarını yeniden gözden geçirmeleri tavsiyesi yaptı. ABD Merkez Bankası, Fed'in Mart ayı tutanaklarında kademeli faiz artışının uygun olduğu görüşünün yinelenmesinin ardından dolar yeniden 3.70 liranın üzerine çıktı. Euro ise 3.95 seviyesinde. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'lilerin Saadet Partisi binasına evet pankartı asmalarına ilişkin konuştu. Karamanoğlu, acizin ifadesi dedi. Hel insaf. Yani onun için diyorum, buna gülünür mü, ağlanır mı bilemiyorum. Bu acizin ifadesidir. Çaresizliğin ifadesidir aslında. ABD Başkanı Trump, sağ kolu olarak değerlendirilen Steve Bannon'u görevden aldı. Amerikan medyasında yer alan haberlerde Bannon, Trump yönetimi içinde ve Cumhuriyetçi Partili yetkililer tarafından ırkçı, cinsiyetçi ve yabancı düşmanı olmakla eleştiriliyordu.